Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Ben Ozan. Abim. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk dersimde Autodesk Maya 2015'ten bir cadı şapkası modelleyeceğiz. Harry Potter'da bir cadı şapkası. Yani. Cadı şapkası. Cadı şapkası. İlk önce ben bir örnek bir resim koymak istiyorum içeri. Böyle şuradan. Bana burada gördüğünüz Mesh Planet koyuyorsunuz. Bunu ben istediğim resmi buradan seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Cadı şapkası. Evet. Şöyle ben bunu biraz şöyle biraz büyütelim. Arkadaşlar bu videoda bir de herhalde en sonunda ZBrush'ın da yardımı gerekebilir. Sırası için. Ya burada uğraşamıyorum. Daha çok. Bu kafa var. Evet, orayı işte ZBrush tepki. Aklı bu sonra. Tamam bu şeye konu şeklinde mi başlıyorsun? Hı. Yani sonra yapıyorum. Modelleyeceksin. Yani bunun üstünde oynayacağım. Ama güzel bir şuradan. Ben bu konu hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. Yani. Ben de şu an izleyerek sizin gibi görüyorum. Öğreniyorum. Ve ben kaç yapabilirim? Mesela böyle bir 10 yapabilirim mi? Yaparım yani. Az oldu. 5 yapsam yeter galiba. Yani 5 yapsam yeter. Şimdi buradan eğik seçiyorum ve öyle tıkladığımda hepsini seçmiş bulunuyorum burada. Ama en baştan başlayacağım için ben en baştan tıklayacağım. Böyle bakın oynatabiliyorsun. Böyle. Şimdi ben böyle kafama göre aslında oraya fazla bakacağımdan değil de yine de bir orayı biraz daha şey yapacağım. Ya bir nevi gözünün önünde bir şey. Aynen dursun diye. Yoksa senin şapkanın aslında indiri de farklı olabilir. Yani bir dakika. Daha hangisi güzel olursa diye. Mesela biz iyiyiz diye şu anda. Bunu da şöyle çekelim. Yapalım böyle. Gerçekten tam bir çok çıkmışım. Sonra ben Mesh Tool'dan Insert Edge Loop Tool okuyamadım bile yani. O kadar. Ben şuraya bir şöyle bir tane koyuyorum. Bu da farklı bir tane yer oluşturmak için yani kenar oluşturmak için kullanılan bir araç. Sonra buradan tekrar seçeceğim ben bunu. Sonra buradan extrude seçiyorum ve bunu bir büyüteyim şöyle. Sonra evet biraz büyüteyim. Ya da H'den değil de F'den mi büyütecek? Bence de F'den büyütmek. Altındaki tabakaya tabaka mı istedin yoksa o tabakayı genişlettin mi? En alttaki tabaka. Yeni bir parça ekledim. Yani kestim. O zaman geçtim. Oradan şöyle bir büyütelim. Tabi böyle büyüttüğünüz olmaz. Extrude seçmemiz lazım. Böyle büyüttüğünüzde atadık. Sonra şöyle biraz inceltmemiz lazım bunları. Sonra bu olduktan sonra da biraz fazla bir oldu ciddi anlamda. Abim de böyle odadan çıktı. Sonra bunu böyle umarım derslerimi beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. İlk defa video çekiyorum böyle. Yani nasıl olacağını cidden bilmiyorum. Bu arada sesim iyi olmayabilir. Hem programdan hem de benden kaynaklı. Evet. Neyse ya da buradan uğraşmayıp tekrar aynı aracı kullanıyorum. Ben nereden biterim? Buradan elman yaparız herhalde. Yeter. Böyle baktım ki bu şapka şimdiden olmaya başladı gibi ömürle. Sonra hatta kabaca her yerini oluşturmaya başlasak bile iyi olur hatta şuradan. Bir dakika. Yapamadım. Ne kadar büyük olur? Olur. Bir dakika. Ne kadar büyük? Hadi.
Yani yaklaşık şuralara falan geliyorsunuz. Evet. Face'leri. Bazen böyle yanlışlıkla basabiliyorum. Ben bunları böyle seçeceğim. Shift tuşuyla seçiyorsunuz. Shift'e basılı tutup böyle yaptığınızda seçiyorsunuz böyle fazla. Ama eğer bir tanesine bastığınızda kayboluyor. Sonra geri alırız. Yani böyle kayboluyor. Onu da göstermiş olalım. Yani shift'e basılı tutup ama döndürürken hani diyorum niye olmuyor? Hayır, hani diyorum. Gahiden. Arkadaşlar abone olursanız bu arada sevinirim. Videomdan tutmayı söylerim. Sonra tekrar extrude'a basıp şöyle çıkaralım. Daha fazla çıktı. Yeterli. Bakalım. İyi oldu, evet. Şimdi ben şu kenarları biraz yani şöyle yapmak istiyorum. Biraz kendine vermek istiyorum. Hatta bu bayağı ne yapmış? Uzun da bitmiş. Hatta biraz da uzun da bitmiş. Gayet iyi olur. Şimdi tekrar insert, değiş, lock, tool'a basıyorum. Olmaz. Ne yapmış? Olmadı. Çıkaramadım. Evet. Hadi ya. Tutmadı. Niye tutmadı anlamadım sonunda. Buraya kadar geldi. Ama bundan sonra olmuyor. Onun için şey yapacağım. Adı neydi onu? Uğraşmaya değmeden direkt ben buradan vertex'i seçip buradan aslında burada o çizmeyi seçseydim daha güzel olurdu. Ama sorun değil galiba. Ve age seçelim. O bütün age'i seçtim. Neyse artık o kadarını da yapmayacağım. Biraz zaman alacak o taraf. Videonun da fazla zamanını istemiyorum çünkü yani atmosfer sıkıntı oluyor. Hem de yani çok yer kaplıyor. O yüzden part part yapacağım. Evet. Lütfen run ya da edit seçelim. Hep bu şeyi unutuyorum. Hep orada kalıyor öyle. Biraz şöyle ay. Buna shift deyip bunları da o yapalım. Sonra direkt şöyle de yapabiliriz. Böyle üstte gelip şöyle ha tekrar olmadı mı sanki? Olmadı gibi duruyor da bakayım. Olmadı ya. Neyse aşağıda olmasın gerek var aslında da. Ben de kendim seçelim artık. Seçelim şöyle. Arkadaşlar hani biraz heyecanlandım aslında videoda. Hani çok bütün araçlar birbirine yani karıştı. Şu anda hani yanlış yapacağım mı diye videoda. Normalde kendim rahat olurum ama cidden videoda insan rahat olamıyor. Hani herhangi bir şey yanlış yaparsam hani zaten öğretmeye video çekiyorum. Ve yanlış yapıp yanlış öğretirsem diye korkuyorum. Sonra şöyle şey yapmayı da biliyorum ben istediğim olmadı. Aslında istediğim tam bu değildi de. Aslında istediğim biraz havaya kalktım dedim de. Döndürelim şöyle. Ama extrude geçti. Extrude tutulamadan döndürelim. Ama extrude açık kaldı.
Etkimiz açık kaldığı için şu anda ne kadar çektiğimizde böyle bir kötü görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Bayağı iyi şey olmuyor bence. Yani. Neyse. Arkadaşlar. Ve şurada bir yer açalım şöyle. Ne kadar bir dakika. Bunu böldü. Tam içerisi tam sınıf oluyor galiba. Evet. Tam orası olduğu için şuradan space ama bölmek için şey yapmamız lazım tekrardan. Şuradan edit mesh. Hadi mesh tool. Havadan yaptık. Böyle. Tam da olmuyor. Oldu. Galiba evet. Galiba oldu. Ayşşş. Bakalım ne kadar önemli. Aa. Bakın şey yemek doğru. Yani sizinle de böyle oluyor. Şimdi ama burada büyük ihtimal şey kaldı yanlarda. Evet. Sanırdığımız. Şeyler kaldı yanlarda. Güzel görünmüyor yani. Önemli. Ya aslında benim de tam amacım burada çok da profesyonel bir şey yapmak da değil ama yani kısaca nasıl yapıldığını kaba taşla ilk videomda böyle bir aklınıza getirmek. Yani. Sonra bakalım ne yapmış başlayalım. Bayağı iyi olmuş. Bunu yeni şey yapalım. Evet, evet. Belli bir bölgeyi seçelim kaldırmak için. Burada şunu kullanalım. Hangi araçla kaldıracak? Aklıma da gelmiyor. Şimdi kaldırmak istediğimiz tabii neydi? Heh, bilmiyorum. Kaldırsak daha mı iyi duruyor? Aynen daha iyi duruyor. Böyle birkaç yerini kaldıralım. Vertex yani amacım duyduğum şey vertex'miş aslında yani böyle noktalar ve bu dayanları tutan noktalar maya yeri başlayanlar için söyleyeyim. Yani baya hani iyi oldu yani. Yapma hatta buradan yukarıdan böyle gelebilir. Bu arada şunu da baştan söyleyeyim hani çok da profesyonel değilim ben bu işte ama yani ben yapmaya çalışıyorum. Az sonra da elimden şeyi gösteririm yani. Bugün sabah yaptığım bir tane gaz istasyonunda bulunan gaz pompaları. Bir tane gaz pompası modellemiştim arkadaşlar. Onu da gösteririm birazdan. Hani işte mayada halini. Evet. İnsan garip oluyor bir şeyler. Bir de bir şeyler yapalım. Evet. Yol yetmedi tekrar geçelim. Bakabiliriz bize bakın. Şimdi yüzden yüce dış açısına benzeriyor. Yani şu kenarları silsek çıkan ama ona bir tarz katmış. Şimdi düşününce. Arkadaşlar şimdi ben bunu daha çok böyle hani şey yapmak için ne diyelim ona. Hani böyle üstünde hem daha iyi kumaşla oynayabilmek hem de şu kafatasını yapabilmek amacıyla ben bunu aşağıda gördüğünüz ZBrush'a geçireceğim arkadaşlar. Hemen yani buradan. Ben bunu nasıl hatta videoda yapayım nasıl olacağını da. Şimdi ben bunu save diyeceğim. Desktop ne yapsam adını. Şurada. Burada şöyle ilk önce kaydedelim. Hani ilk önce kaydedelim ondan sonra yaparız. Şapkası. Bu şapkası. Şimdi kaydediyoruz. Şimdi bunu export edeceğiz. Yani ben OJB şeklinde. Böylece ZBrush alabilsin. O bir dakika. Aynen OJB şeklinde yapacağım. O da işe kaldım. Yani söyleyeyim. Ya böyle. Kaydediyorum bunu. Ama ZBrush'a geçeceğim.
açılsın manyada kapatırız. Aynı anda yapılması bilgisayarınızı biraz yorabilir. O yüzden bir program mesela Maya gibi büyük bir programla çalışırken yani mesela ZBrush açıksa kapatın. Ben buradan import edeceğim. Ana masa üstünden o yaptığımız OBJ normalde dostluk olarak koyayım. Açıyorum. Yine gelmedi. Geldi. Hadi bir şey olarak geldi. Ah. Mesaj olarak şey olarak gelmesi gibi ayrı meseleydi. İşte bu arada şuradan hemen şey açalım, abone edelim. Bu arada falan açalım. Aynen. Aynen açtım. Şimdi bu kırmızı olarak geldi buraya. Niye kırmızı olarak geldiğini ciddi anlamda bilmiyorum da bunun ben bir geometriden Dwight'ını biraz yükselteceğim cidden. Arkadan gelen sesler için üzgünüm. Ailem falan da yemek yiyor. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar buradan Dwight'ı 1000 oldu. Burada active point 1000'e çıktı. Bu arada hem Maya'yla hem de ZBrush kaynadı birbirine. Bu çok güzel oldu. Bana bir daha Dwight yiyeceğim. Bunu yedirdim. Hatta sen daha Dwight. Bakın şimdi gayet iyi oldu bu. Şimdi şuradan ben biraz yakınlaştıralım bunu. Sonra şuradan standart bir dakika şurada bir tane şey olacak, fırça olacak bir saniye. Fırça. Tam standart diye arkadaşlar bakın. Böyle biraz içeri doğru gözüküyor. Tabii ben bunu biraz titretmem lazım. Ve arkadaşlar tam bu sırada hani bunu yaptığım sırada arkadaşlar hemen bunu alıp buradan hemen çizim tabletimi açacağım arkadaşlar. Şey olarak adını edelim. Daha kolay olsun diye. Yani zaten ZBrush eğer çizim tabletiniz yoksa biraz zorlar arkadaşlar. Onu da hemen baştan da söylemediniz demeyin. Ben arkadaşlar bu arada Intuit Pro Small kullanıyorum. Onu da söylemeden geçmeyin. Bana bakın arkadaşlar bir dakika şimdi bakın. Küçülttüm biraz daha. Şimdi tabii biraz bastırmayacağım. Mesela böyle bakın. Ama önce herhalde şey yaparım bunu biraz ondan sonra şöyle ya uf, çok ses yapıyorlar arkada da. Yapacak bir şey yok. Yemek yerken ne ses bu anlamı bilmiyorum. Of. Ama bak bir dakika. Ama şurada bir tane biraz mümkün şey. Niye en basit saçma şeyleri yaptığımı şu an merak ettim kendi adıma cidden. Burada bir fırça daha olacaktı. Dün kullanmıştım hatta. Hangisi? Şimdi burada biraz sıklaştırdım da. Hani böyle isterim. Aynen. Oh. Ama istediğim fırçayı cidden eriştim şu anda. Biraz yüksek mi ya? Biraz daha mı büyüksek? Biraz büyüksek şöyle. Yanımda biraz daha büyükelim şunu. Oh. Bu için bunu biraz küçük kaldırıyorum. Daha fazla büyüdüm. Evet, daha fazla büyüdüm biraz. Şöyle, ha bu kadar yeter işte. Aynen bu kadar. Hatta bu bile fazla oldu da. Yani yapacak yeterli. Aynen. Ama bu sefer de sanki şeyden kaçtı. Yok, iyi oldu. Ama tabii ben bunu böyle kullanamayacağım için. Buradan arkadaşlar buradan mov var. Mov. Böyle biraz top gibi oynayacağız burada. Hamur gibi oynayacağız böyle. Hadi istediğim. Da sanırım az önce de orada gördüğüm şeydi de kafatasıydı. Değil mi? Kafatasıydı. Ben tekrar dump standartı alıyorum. Bayağı büyük. Bayağı büyük oldu. Bayağı büyük oldu.
Şimdi biraz duvarını açtıralım. Bir daha açıyorum. Bir daha. Bakın gayet şu anda yeşil. Ama ben de sen için. Bakın gayet iyi gidiyor şu anda. İlk önce bu da kafa tası şeklini verdim. Ve göz yapalım. Bir tane. Buna shift tuşuna basılı yaptığınızda burada smooth olacak. Bakın onu da göstereyim. Ne diyeceğim. Bu benim işime yaramaz şu anda. Gitmekten başka hiçbir şey yapmayacaktım. O yüzden Oka. Umut onları hep bir yerden kullanmıyorum ben bunu ya. Nasıl yapacağız, nasıl yapalım, nasıl yapacak onu? Bir tane mesela seçemedim. Nerede? Standart. Bu standart mesela olabilir. Bunu biraz çekiyorum. Oldu şu anda. Niye böyle oldu? Dwight'ını yükselttim halbuki. Az yanlamasına da baktayım çünkü sorunlarım. Yanlamasına ben baktayım çünkü biraz şuradan şeyi açalım arkadaşlar ya. Örneğin simetriye bakın. Aktif simetri. Biraz daha onu yaptıktan sonra biraz daha büyütüp çekmeye başlıyorum böyle böyle. Yani yana hiç bakmamışım bunu yaparken. Biraz bir şey gidiyor yani sıkıntı yaratıyor. Şu an iyi gidiyor gibi görünüyor. Evet bayağı iyi gidiyor şu anda. Bence de mi? Ben, abim bence de dedi çok ilginç geldi şu anda. Böyle. Arkadaşlar video gayet büyüdü ve ben bir tane tuğdu şu anda bulamıyorum cidden bunda. Ve videonun sonrasında videonun başında da söylediğim gibi videonun sonrasını istemiyorum. O yüzden arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada abone olmayı unutmayın ve ayrıca videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bunun ikinci partını atarım ve ondan sonra da herhalde zaten iki partta biter. Veya bitmezse veya üçüncü partta şey çıkar gibi geliyor bana. Keyshot'ta render. Aynen Keyshot'ta render çıkar. Bunu bir de Maya'ya atıp ondan sonra texturlayacağız. Daha biraz işi var bunun. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.